Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avusturya Dışişleri Bakanı Kayın Kneis ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada ABD ile güvenli bölge veya ciddi bir konuyu bırakın kabul etmeyi görüşebilmemiz için önce güveni tesis etmemiz lazım dedi. Her şeyden önce bizim ABD ile güvenli bölge veya başka bir konu, yani ciddi bir konuyu samimi bir şekilde, yani bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni yeniden tesis etmemiz lazım. Daha önce neden güvenemeyeceğimize dair açıklamalar bulundum, sebeplerini de açıkladım. Yani ABD'nin YPG'ye verdiği silah, Münbiç'ten bu yana ABD'nin bize verdiği hiçbir sözü tutmaması, en son Sayın Trump'ın YPG'ye bundan sonra silah vermeyeceğiz demesi, hatta dün akşamki telefon görüşmesinde artık vermiyoruz demesi, ki bunları uygulamada da görmemiz lazım. Dolayısıyla FETÖ'nün Amerika'da yaşaması vesaire bir güven bunalımı oldu. Dolayısıyla önce bu güveni tesis etmemiz lazım dedim, herhangi bir şeyi bizim sizinle konuşabilmemiz için. Ve güveni tesis edebilmek için de ABD'den somut adımlar görmemiz gerektiğini de söyledik. Dolayısıyla sadece bununla sınırlı, yani öyle bir teklif geldi hemen öyle kabul et olmaz, bunlar ciddi işler. Ama detayını da görüşebilmek için önce güvenin yeniden tesis edilmesi lazım ki bizim neden güven duymadığımızı şu anda kendileri de biliyor, bizim halkımız da biliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu şunları kaydetti. Sanırım o açıklama görüşme yapılmadan önce hazırlanmış Amerika tarafından. Dolayısıyla tam gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu. Yani onların değişik mazeretleri olabilir. Sayın Trump Davos zirvesine katılmak için İsviçre'de. Dolayısıyla hemen zaten görüşmeden kısa bir süre sonra bu açıklamayı yaptılar. Ama önceden hazırlandığı ve görüşülmeyen konuları bile görüşülmüş gibi veya o tonda konuşulmayan şeyleri konuşulmuş gibi hazırlanmış bir açıklama oldu. Gerçeği yansıtmıyor. Sanırım zaten